merhabalar, iyi akşamlar. Bugün çok özel konuklarım var. Aslında bu gece tek konuk olan insan benim. Diğerleri ev sahibi. Bugün Sayın Onno Tunç'un hep beraber doğum günü kutlayacağız. Gerçekten konuk olan benim çünkü ben hiç tanımıyorum Onno Bey'i. Ama burada bulunan her biri birbirinden değerli müzisyenler. Onno Bey'in hayatındaki çok önemli insanlar. İlerleyen vakitlerde Nüket Hanım da, Nüket Duru da bizlere katılacak. Sohbete nereden başlayacağız bilmiyorum ama ben Emin Bey ile başlamak istiyorum. Yaşça hepimizden büyük olduğu için. Emin Bey, siz Onno Bey ile nasıl tanıştınız? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Onno ile Amerika'dan döndüğüm 1967 yılının ilk günlerinde tanıştım. Bir yerde çok güzel bir orkestra var dediler. Gittim bir kulüpte. Hiç tanımadım tipler. 7 kişi falan. İşte tanıştık falan. Sonra hakikaten hepsi güzel çalıyorlardı. Onlar hep diğerlerinden daha fazla ilgi gösterdi bana. İşte Amerika'dan dönmüş, müzik okulunda okumuş falan bir adam. Ondan sonra ben orkestraya bir düzenleme yaptım, istediler, yaptım. İşte onun provası falan filan derken, tabii benim Amerika'dan yeni getirdiğim plakları dinlemek için geceleri evlerde toplantılar, sabaha kadar müzik dinlemeler. Böyle onlarla çok yakınlaştık. 19 yaşındaydı. Ben de işte 26 yaş, 26 mı? 27. Öyle bir yaştaydım. Ondan sonra daha sonra bir orkestra oluşturma düşüncesi geldi. Ve bir big band, yani 12, 13, 14, 15 kişilik falan. Ve onu yaptık onunla. Onunla big band'i sürükleyen Dinamo'ydu. Yanında ritim bölümü arkadaşları Cezmi Başemez ve Uli Karaca vardı. Bir sürü nefes saz vardı. Aralarında 4 tanesi yabancıydı. İstanbul'da olan yabancılar. Ve bu orkestra Erkut Taşkın'a eşlik etmeye başladı. 3 tane de Amerikalı kız vokalist falan. Erkut'u da dün kaybetmişiz ya. Ona şaştım kaldım. Ondan sonra Big Soul Band koyduk. Yalnız soul çalınıyordu bu orkestra. O zamanın modası soul'du. Yani soul'da siyah bir müzik, yani zencilerden gelen bir müzik. Siyah olduğu için cazı çok yakın olan bir müzik. İşte onu çaldık, bazı konserler verdik. Bir gece kulübünde geceleri çaldık. Yani çok güzel bir başlangıç oldu onunla. Benim aramda müzikten hep konuşmaya başladık falan. Bu böyle gitti. Daha sonra onu 1971 galiba yılında başında Finlandiya'ya gitti, çok kalmadı, döndü. İşte o dönüşünde bir yazdı. O zaman çok çok uzun saatler beraber çalışmaya başladık. Bana gelirdi yani bütün bir öğleden sonra da gece evine giderdi, telefon ederdi. Hala ne konuşurduk? Teknikler. Benim Amerika'da müzik okulunda öğrendiklerimi ona aktarıyordum, yani başka bir şey yaptım yoktu. Şöyle yapalım Emin Bey. Diğerleri konuklarımızla nasıl tanıştıklarından bahsedip daha sonra o sizin bahsettiğiniz yere özellikle gelmek istiyorum. Ama ondan önce size bir sorum var. Onno Bey'i ilk dinlediğinizde sizi ne etkiledi? Sizden yaşça da küçüktü, tecrübesi de sizden azdı. Neden ondan çalışmak istediniz? Bir basçı olarak dinliyordum Onno'yu ben.
Korkunç bir itişi vardı yani. Öne giden bir itiş diyelim. Evet, böyle bir dinamizm, bir akıcılık, işte bunlar vardı. Ve bu, yani bunlar olduğu zaman bir basçı işte çok kıymetli bir adam oluyor. Ve tabii araştırıcılığı o yıllarda bile araştırıcı veya şey, hep birilerinden bir şey öğrenmek istiyordu. Bir de klasik müzik konusunda da Okan Demiriş vardı. Ondan dersler alıyordu. Besteci, kemancı. Çok iyi bir arkadaş. Ondan da yani klasikleri de ondan öğreniyordu. Ben de ona caz konusunda yardımcı oluyordum. Çok meraklandı onunla cazı. Sonra bir şeyler yaptık. Ne sonları zamanı gelince anlatacağım. Tamam. Yani ilk Çok önce teşekkür ederim. sol bendi kurduk. Bir süre gitti işte. Neşet Bey, siz nasıl Evet. tanıştınız Arnavut Bey'le? Ben de işte bu Emin Özcan'ın şimdi bahsettiği grup kuruldu. Hemen koşa koşa gittim. Erkut abi ise Allah rahmet eylesin. Dün kaybettik onu da. Büyük bir şey, tesadüf yaşıyoruz şu anda. Ondan sonra ben de o konsere gittim. O konseri izledim. Onunla ilk defa orada, yani adını duyuyordum tabii ama orada tanıdım. Onunla Cezmi Ruli çok güzel bir gitar, bas, davul şeysi kurmuşlar, ritim grubu. Ondan sonra çok dinamik çalıyorlardı. Orada etkilendim. Orada şey yaptım. Orada tanıştım yani. Daha sık görüşmeye başladık ondan sonra. Arto, Evet. sen müzikal anlamda nasıl tanıştın abinle? Yani ben o Emin abinin anlattığı prova olaylarında, hatta bir tanesi Dulu Gencoğan olayında, ben de artık o Lalezar kulübe gidebiliyordum. Yani o 11 68'de galiba, 1968'de filan gibi. Ama ben sana bir soru soracağım. Çok önemli. Sen diyorsun onu tanımıyorum filan. Çok önemli. Neşet abinin çok özel bir sorusu var. O soruyu bilirsen onu da anlayabilirsin. Tamam, peki sor bakalım. Ü'yle başlar, züm'le biter, bağlarda yetişir. Üzüm. Tamam işte, bitti yani. İşte ben. Neşet abi benim böyle bir tuzağa düşürdü. Bir gün yani onu hatırlıyor musun? Asansörün içinde ya. Ne, yani hiç unut, hayatımın dönme noktası oldu benim için. Gördüm bir yer bu kadar sabırdan sonra ben de birini tuzağa düşürdüm. Neşet Tamam. abi, Neşet abileri, Özür diliyorum. onların Aklım hepsini şu an yeteri kadar iyi çalışmıyor. Tuhaf cevaplar verebiliyorum arada. Biraz da heyecanlandım hepinizi bir arada görünce tabii. İşte ben de öyle oldum o asansörün içinde, böyle sanki onu bilirsem, çünkü bir konser çalıyorduk. Yani onları ben ufak provalarda Üstün Poyraz setten, hatta daha da evvel ne derler, lokal orkestra, yani semt orkestrası, böyle partilere falan çalan semt orkestrasından. Ama benim kafa daha futbol böyle şeylerle falan oynarken o zaten teşvik etti. Mamama dedi ki bunu biraz giydir, yani futboldan, sokaktan daha başka şeyler var falan. İşte o Lalezar'a geldim. Benim de zaten müziğe yani başlamama da sebep oldu. İsmet Sıral hatta orkestrası vardı. İki orkestra çalıyorlardı o zaman. Yani onun bir de evde bir kitaplar okuyordu, yabancı kitaplar. Ama biliyorum yabancı lisan hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama mesela o sorduğumda bir kere o müzik kitaplarını, yani teori kitaplarının nasıl anlıyorsun filan dedi, notaların, sayfaların kokusunu alıyorum, almaya çalışıyorum filan. Yani öyle bir
anormal bir şanslı bir insan çocuk olarak o kadar değerli insanların içine düştüm onun sayesinde. Tabii ki yani Emin abi olsun, Neset abi olsun, İsmet Sıral olsun, Buran Tombuçer olsun. Yani bunlar çok çok, hakikaten çok çok değerli insanlarmış ki hayata, yani müzik hayatına daha dünya global şekilde adım attığımda daha fazla fark ettim etrafımdaki insanların ne kadar önemli olduğunu. Yani kardeşi olmam böyle, hani ne derler, bir bugün hani doğum günü şeyi gibi olursa o bir pastanın üstüne bir krema gibi oldu yani, anladın. Sadece kardeşlik değil, müzik arkadaşlığımız da o da çok yani çok önemli oldu benim için. Aynı şekilde mesela Emin abinin bütün paylaştığı, yani onunla başlamasından olsun, onların yanında duyduğum bütün paylaşımların ne kadar faydalı olduğunu, mesela Neşet abinin bazı sözleri, mesela müzikte sakın ha dalga geçme, sanatla sanat seni rezil eder laflar, bunlar çok çok değerli ve o temiz dürüst istekleri ve paylaşımları yani benim için çok anormal derecede faydalı oldu. Bazen üzülüyorum ki bugünkü gençlik böyle paylaşımları yaşayamıyorlar yani şu anda. Yani benim için sadece onunla değil, o onlardan dolayı onun çevresi bana çok anormal derecede bir yardımcı oldu. Yani onunla kardeş olarak biliyordum. Hiçbir zaman bir otoriter abiliği falan öyle bir şey olmadı. Ama müzikte de arkadaş olabildiğimiz için çok çok mutlu oldum yani. Emin Bey, siz bana şöyle söylemiştiniz. 70'lerin ortası, 76 yanlış hatırlamıyorsam. Bir caz orkestrası kuruyorsunuz ve bu o zaman İstanbul için ya da Türkiye için ilk caz grubu, öyle değil mi? Yok, daha önce caz grupları vardı. 70'li yıllar Türkiye'de cazın en az popüler olduğu yıllardı. Ve caz orkestrası olarak Ankara'da Erol Pekcan Orkestrası, İstanbul'da Onur Tunç, Emin Fındıkoğlu grubu vardı. Bizim grupta tabii Neşet'le Ato da vardı. Yani aslında 4 kişiydi. Ama sonra büyüttük, nefesler falan kattık. Mesela 8 kişi falan olduk. Ato askere gitti bilmem ne. Ondan sonra başkası çaldı onun yerine. Sonra yavaş yavaş, evet yavaş yavaş onunla ben bir Bulgaristan seyahati yaptığımızda, Bulgaristan'da Sofya'da bir ay kalıp işte bir takım kayıtlar falan yapmıştık. O aynı odada kalıyorduk. O zaman konuştuk. Ya bir müzik okulu yapalım. Yani gençlere çok faydamız olsun. Gittik, dönünce bir müzik okulunu gerçekleştirdik. Taksim'de bir daire tuttuk. Polifon koyduk adını müzik okulunun. Orada işte gençlere yararlı olmaya çalıştık. Ve o sırada da işte bu kurduğumuz caz grubu devam ediyordu. Mesela bazı yerlerde çalıyorduk. Ama bizim en güzel deneyimimiz daha sonra 76'dan başlayıp özellikle 77 yılının ilk 3 ayında Galata Kulesi Caz Kulübü'nde çalışmamız oldu. Bu 4 kişi yani. Galata Kulesi'nin hemen ikinci katında Caz Kulübü diye bir yer yaptılar. O da haftada 3 gün şeklinde 3 ay çaldık. Bu bize çok iyi geldi. Yani hala da onu da şimdi Ato anlatsın sizi. Zaten bu üzümü de orada yuttu. Neşet Bey'den böyle yaş sırasıyla gidelim. Neşet Bey, siz izin eklemek sizin bir şey var mı bu grupla ilgili?
Evet, işte bu Galata Kulesi'nde Emin Hoca'nın anlattığı şeyler bizim icraatlarımız haftada 3 gün bile. Yani hakikaten nasıl söyleyebilirim? O gün dünyada ne çalınıyorsa, nasıl bir akım varsa, nasıl bir heyecan, nasıl bir şey varsa bizde sanki o öyle çalıyorduk. Hatta bazı şeylerde biraz ileride bile çalıyorduk. Çünkü bizim cazda büyük abimiz sayılan Willis Canover, yani caz deyince akla gelen isimlerden birisi Amerika'da. O bizi ziyaret etmişti. Dinledi ve çok etkilenmişti. Çok etkilenmişti. Modern çalıyorduk. Yani parçaları alıp da oldukları gibi, alışıldıkları şekilde değil. Emin Hoca onlara rearanje ediyordu. Ondan sonra besteler getiriyordu. Yani Emin Hoca devamlı besliyordu şeyi. Ondan sonra parçalarla. Ve biz de heyecanla çalıyorduk. Ve o sırada işte çaldığımız şeyler hepimizin tek tek gerçekten sonraki hayatımızda da gördük ki meğerse en serbest, en şey zamanlarımız onlarmış yani. Onun için o zamanlar çok önemli, gerçekten öyle. Emin Bey de sanırım o manada söyledi. Belki de en güzel hatıralarımız o zamanlardı. Evet, çünkü pardon, bizim bireysel olarak en çok yaratıcılığımızı, şeyimizi en çok ortaya koyabildiğimiz bir ortam yarattık birbirimize. Bunun protokolünü de Emin Hoca planladı. Bu hepimize iyi geldi. Hepimize çok iyi geldi. Yani bireysel olarak rahat uzun uzun sololar yapabiliyoruz. Ondan sonra birlikte şeyler çalıyoruz. Sonra sırası gelen başka müzisyen yine kendi solosunu çok açık bir şekilde çalıyor. Ve Emin Hoca'nın seçtiği parçalar da bunu şey çıkarmaya uygun parçalar. Bu çok önemli. Yani çok kilitli bazı parçalar vardır. Parça sizi yutar yani. Çok fazla açılamazsınız. Ama bizim seçtiğimiz parçalar şeydi. Oldukça insanın hayal gücünü, şeyini açık tutan tip parçalardı. Bunu çok önemliydi. Arto, bu gruptaki en genç eleman sensin. Kaç yaşındaydın o zamanlar? O zaman böyle 17 filan, 16-17 gibiydim. Yani dediğin gibi ben onunla zaten 8,5 yaş fark var aramızda. Bir de Hasan abi de vardı, yani harmonika çalan. Dediği gibi Neşet abinin, yani Emin abinin ne derler, bir fikirlerinin dediği gibi o güne, sadece o güne ait değil, daha ileriye dön, yani kafamızı, görüşlerimizi ileriye dönük hazırlama gibi bir şey oldu. Zaten ben davulcu falan değildim ama yani o kadar mutlu oluyordum ki o grubun içinde olmaktan. Yani hatta bir ara kafamda acaba davulcu mu olsam falan, böyle bayağı kafam karıştı falan. Ama çok enteresan bir olay oldu. Hatta şöyle bir, şimdi tam hatırlamıyorum parçanın, ya Autumn Leaves Galata olabilir, yani böyle bir şey. Bu Galata Kulesi'ne asansörle de giriliyordu. Sadece merdivenle değil. Bir gün böyle çalıyoruz, çok kalabalık. Böyle bir Güray abi vardı, trompetçi. Emin abi çok iyi hatırlar. Neşet abi de böyle. Bu parçanın melodisini değil de o armoninin üstüne başka bir şekilde çalınıyordu. Birdenbire asansörün kapısı açıldı. O kalabalıkta bu Güray abi girdi içeriye, trompetçi. Ya Autumn Leaves falan deyince herkes şaşırdı ki, ya nasıl birdenbire bunu hatırladı diye. Yani bence eğer devam edebilseydi o yer, bugün hakikaten ne derler, İstanbul'u tanıtabilecek bir konsept oluşabilecek bir yerdi, olabilirdi yani. Çok üzülüyorum esasında böyle şeylerin
kaybolmasına. Ama bir taraftan da iyi ki de olmuş ki bizler de sıhhatli bir adım atabildik global müzik dünyasına. Emin Bey, Onlu Bey'in ilk aranjmanı Hoş Bilezik mi? Onu benim Avrupa'da olduğum bir zaman yapmış. Benim haberim yok. Onu ben eski biliyorum. Onu ben biliyorum çünkü enstrüman bulmam lazımdı. İlk sadece Hoş Bilezik değil, bir Hoş Bilezik ve öteki tarafı da taka 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 ta diye bir iki tane parçayı aranjman yapmıştı. Onu biliyorum yani. Ben kayıtta çaldım da. Hatta belki Neşet abi de çaldı, bilmiyorum. Ya onu evet. İlk miydi? Yonca plak mı ne? Öyle bir saçı, yani böyle saçı olmayan bir yonca plaktı galiba, bilmiyorum. Öyle birine yaptık. Evet. 45'lik iki bir Hoş Bilezik bir de taka taka diye İspanyolca bir meşhur bir şarkı vardı. Ben aslında biraz da şundan açtım bu mevzuyu. Aslında aranjman daha sonra besteci kimliğiyle var Onlu Bey. O aranjmancı kimliğine nasıl geçtiğini merak ettim. Aramızda da en büyük Emin Bey olduğu için ona sormak istedim o yüzden. Şimdi benim işim aranjörlük olduğu için o da ilgilenirdi ya, yani nasıl yani yapıyorsun, nasıl uğraşıyorsun da böyle sazları bir araya getiriyorsun, işte beraber hepsinden topluca güzel sesler çıkarıyorsun, işte bu da aranjörlük, aranjman. Yani dolayısıyla bununla o da ilgilenirdi. Şurada ne yaptım bunda, hatta bir ara onu bir yerden sopan saksafon bulmuş galiba Özdemir Erdoğan'dan. Ondan sonra onu çalışıyordu. Ben de trompet gibi bir şey iyi kötü uğraşıyordum. Bir de Fatih'i aldık aramıza. Fatih Erkoş, o doğru dürüst bir çalan bir adam trombon. Üçümüz böyle bir şeyler yazıp üç kişi seslendirmeye çalıştık. Evde tabii. Hep böyle sesleri bir araya getirmek. Üç sesi bir araya getirip tek bir güzel ses elde etmek. İşte bu konularla ilgilenmeye başladı. İşte bu da aranjörlüğe götürüyor insanı. Zaten aranjörlükte ritim bölümü zaten onlar için hiç problem değildi. Ekmek peynir gibi ritmik olayları yazıyordu. İşte daha orkestra bölümleri de ne merak etti, öğrendi hemen canım. Siz Neşet Bey hem Hoş Bilezik'te hem demin Artun'un bahsettiği İspanyol şarkısında çaldınız, değil mi? Vallahi o kadar emin değilim. Artun diyorsa doğrudur. Yani Artun diyorsa doğrudur ama şu anda hakikaten hatırlayamıyorum yani. Evet. Hatırlayamıyorum. Siz özellikle bana şeyi söylediniz. Üstünde durmamı istediğiniz iki şey oldu. Bir, Onlu Bey'in önemli bir basçı olduğu. İkincisi de stüdyo müzisyenliği. Evet. Evet. Biz cahil yani, insanlar için stüdyo müzisyenliği nedir, anlatır mısınız? Yani diğer müzisyenlikten ayırt eden şey nedir? Evet, yani ben Onlu'nun aranjörlük tarafına bayılırım. Çok aranjmanını da çaldım, beraber çaldık. Fakat demin Emin Hoca'nın söylediği gibi olağanüstü bir basçıydı. Yani gerçekten öyle her yerde rastlanan bir basçı değil. Ne Avrupa'da ne Amerika'da. Dolayısıyla onun basçı olarak devam etseydi bugün yani o hayatı boyunca belki de başka yerlerde olabilirdi. Ben onu düşünüyordum. Stüdyo müzisyenliği ise stüdyo müzisyenliği, biliyorsunuz herkes bir kayıtlar yapıyor, plaklar çıkıyor, o zamanlar oldukça bir şey, yaygın şey var. Stüdyo müzisyenleri giriyorlar herhangi bir projede, kayda giriyorlar. Bunlar bir grup değil. Fakat birlikte girmeye alışmış olan nefesli grupları vesaire var. Sizi çağırıyorlar, gidiyorsunuz, o kayda katılıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Onlu da bunu da yaptı. Yani benim aranjmanımda da çaldı.
Turan Yükseler'in şeylerinde de çaldı. Yani basçı olarak, stüdyo müzisyeni olarak da çalıştı onunla. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii şimdi daha da önemli bir konuğumuz daha var. Türk pop müziğinin en güzel yorumcularından biri Sayın Nükhet Turu. Hoş geldiniz Nükhet Hanım. Bulduk, teşekkürler. Dünlükte buluşmuş oluyoruz böyle. Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Çok sağ olun. Nükhet Hanım, hemen ben başlayayım istiyorum sizin çok vaktiniz olmadığı için. Ben şöyle biliyorum, yanlış mı biliyorum? Onla Bey'in ilk bestesi, sözlerini sizin yazdığınız Seninle şarkısı, öyle mi? Evet, evet. Yani ondan önce beste yapmışsa da değildi, çıkarmamıştı ortaya. Ama ben zorladığım için... bu besteyi çıkarmıştı. Kaç kere söz yazdım, götürdüm, beğenmedi, bir daha geri getirdim filan. Şarkı zor ama klasikleşebilecek bir biçimde çıktı o. Sizin galiba en bilinen sözlerini yazdığınız şarkı da o galiba. Bundan 40 tane filan var ama bu kadar sevilen, tanınan bu yüzden en bilinen sözüm o diyelim. Hı hı. Siz nasıl tanıştınız Onno Bey'le? Tanıştığımız neredeyse ilk yıllarımıza, çocukluğumuza dayanıyor. O da çok gençti. İstanbul gelişinde bas çalıyor. Müthiş bir ekipti. Ben de orkestranın önünde durdum. Sonra onu modern ile 40 yıl önce 40 yıl sonra düzenledi. Ve düzenlemelere yerel müziğimizi bu hale getirebildiğinden dolayı ben ekibimi kurunca çalışabildim. Bestecim de Majat Toşikyan'dı, tanıyordu. Yani yeri var. İnci'cim, ben Nükhet Hanım'ı bazen duymakta zorlanıyorum. Oraya ses iyi geliyor mu? Sizden çok net geliyor. Evet, sizin sesiniz de zaman zaman kayıp oluyor. Artık olabildiği kadar yapalım. Ben şöyle biliyorum, doğru mu? Aslında sizin tanışmanız, demin de biraz ifade ettiğiniz gibi, aslında 70'li yıllara dayanıyor ve siz o zamanlar aranjmanlarınızın bir kısmını galiba Onno Bey'e yaptı. 73 yılında ön sahnede orkestra şarkıcısıydım. Daha karar verilmemişti çünkü bir repertuarım yok. 74-75 itibariyle çalışmaya başladım o konuda. Yani siz önce solistiydiniz onun. Evet, orkestranın. Orkestranın. O anlamda söyledim. Evet. Aa, o kısmı bilmiyorduk. Bak, bu enteresan. Ben onu hiç bilmiyordum. Evet. Öyleydi. Bir de siz şöyle bir şey anlatıyorsunuz bir röportajda. Sizin Hanım'la yapılmış bir programda. Seninle şarkısını kaydederken stüdyoya Sezen Hanım geliyor ve bu vesileyle tanışıyorlar diye anlatıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Her kendine göre oluşturuyor. Benle sadece şov, müzikal yapıyor. Oradaki orkestra de benim bulunuyorlardı. Sezen de orkestrası hissetmedi. Onun notun şefin olduğu orkestraya. Sahnede, kulüp Evet. Ha, ben o bazen biliyorsunuz söylenen şeyler değişebiliyor. Benim bildiğim buydu, doğrulatmak adına size sordum. Evet, evet, evet. Artocuğum da 15 yaş. Ben de 18 yaşlarındaydım. Sahne olarak bana eşlik eder. Onu çıkardım bir başına.
Yalnız Nikit Hanım, sizin tuhaf bir tarafınız var. O da şu: kime elinizi değilseniz çok popüler insanlar oluyor. Beklenerek. Müzisyenler mi? Müzisyenler mi? Şarkıcılar mı? Ne mutlu, ne mutlu eğer öyle bir şey var. Ama öyle öyle şimdi saymaya kalksak belki Sakarya'dan başlayayım isterseniz. Neler biliyorsun. Ama ben söyleyeyim. Ben sevdiğim ve bulunduğum insanla zaten ne iş ne ahbaplık yaparım ne de çalışabilirim. Benim de böyle bir profesyonel kısmı çok göz ardı edebiliyorum. Ben birlikte çalıştığım insanların tamamını çok seviyorum. Peki Nikit Hanım, bilemiyorum yardımcınız tam olarak anlattı. Bunu daha çok bir doğum günü partisi olarak yapmaya çalıştık. Hani bir belgeselden çok. Evet. Bu arada da diğer konuklara sordum. Şimdi aynı soruyu size sormak istiyorum. Sizin için diğer çalıştığınız müzisyenler veyahut da besteci, aranjmanlar arasında Onno Bey neden daha önemliydi? Çünkü bildiğim kadarıyla siz besteci olarak az çalıştınız ama aranjman olarak bir sürü aranjmanınızı yaptı sizin şarkınızı. Galiba 30 küsur. Düzenleme diyelim ve beste açma diyelim. Söyleyeyim ya, bir sanatçı olmak için gerekli tahsili yapan bilgi şeydir. Ama bir de vardı. Ama Allah verir. Defaydı. Onu bir aranjör, onu bir solistin üzerinde ben Selin'in şarkısında şöyle bir şey hissettim Nükhet Hanım. Siz hiçbir zaman olmadığınız kadar pes sesten söylüyorsunuz. Sanki müziği üstüne geçirmek istemiyorsunuz sesinizi gibi. Tekrar dinledim programdan önce. Sanki böyle bir müzik daha önde olsun da sizin sesiniz geride olsun izlenimi yaratıyor. Öyle mi yaptınız hakikaten? Ben olduğunu sanmıyorum. Çok bilecek değil. Duyduğum insanların üstüne çıkmak içgüdüsel bir seçim olabilir. Ben biliyorsunuz ağır fanınızım sizin. Bu kadar pesten söylediğiniz hiçbir şarkı dinlemedim ve gayri ihtiyarlı kendi kendime dedim ki müziği o kadar beğendik ki herhalde dedim müzik daha duyulsun diye daha pesten söylemek istedim. Öyle bir izlenim yarattı. Arto'cuğum da kılırsa ne de daha rahat yani müzisyen olmadığınız için onun bestinin dışında arkasına döşen harmoniler vardı. Farklı melodiler. Paralel ama farklı melodiler. Bunlar çok değişik. Fransa'dan bana geldi, aranjör dediler. Yani bu neler ne böyle demişlerdi. Değil mi? Katılıyor musun? Evet. Aynen. Siz daha önce grupta solistlik yaptığınız için dolayısıyla Neşet Bey'le de Emin Bey'le de çalıştınız. Çok çalıştık. Bu da Türkiye'den kadar Türkiye'lerinde çok hepsi çok sevdiğim. Peki şahsi bir soru sorabilir miyim size Nükhet Hanım? Daha sonra pek fazla yani Selin'le şarkısından sonra çok bir araya gelmediniz bildiğim kadarıyla Onno Bey'le. Çok geldik. Başka çalışacaktık. Onunla o yoğun bulduk. Araya çıkamadım yani. Çünkü onunla çalışmaya başlayınca
full olarak bir prodüktör olarak da düzenleme da çok saygıydı. Müthiş bir üretim vardı. Ben de başımı evet. Siz başka bu Onlu Bey'den değil de genel olarak müzikal tarihinizi bahsederken de hep şey diyorsunuz, çalışmak istediğim çok insan oldu ama hep onlar o kadar meşguldüler ki bir türlü ne derler hani onları yanıma alıp çalışmamış. Siz söylediğiniz de çok doğru çünkü hemen sonra Sezen'le neredeyse 3-3'e yani Sezen Aksu'yla 3 tane albüm üst üste yapınca pek de vakit kalmamıştır gibi geliyor bana. Evet. Ama çok güzel üretimler oldu. Bu bellek yazılara imza attılar. Daha çok yapacağı şey sinirleniyorum bazen. Yani tutup gitmesi de nedir? Böyle. Valla biliyorsunuz yakın zamanda sizin de yakın ahbabınız bir de Timur Bey'i kaybettik. Maalesef. Benim bir de o gün röportajım vardı. Bir saat kendime gelemedim. Zor topladım röportaja girebilmek için. Evet. Siz duyarlı bulundansınız. Belki bu yayınımız çok gerçekleşti ama ileride daha uzun, daha sohbetler yapıyoruz. Neşet Hocam, lafı duyayım ya. Valla Emin Bey'den de ses çıkmadı. Ben özellikle bir araya getirmek istedim. Buradayım. Ben de buradayım. Bu 32 özledin mi ha? Canım benim be. Bak görüyor musun? Ha canım. Arto mu diyor? Ha bana mı diyor ben yani inan Nükhet Duru deyince bana sadece iyi niyetli en kötü anda bile insanları bir şekilde pozitif bir araya toplayabilen ve o negatif olaydan bir şekilde pozitif bir şey çıkarabilen insan ve de hayatımda unutamayacağım en önemli anlardan biri de askerden geldikten sonra Merhaba Müzik diye bir müzikal oldu. Yani onu insanların görmesini isterdim. Yani ben çok sanatçılar, bir sürü sanatçıların o Hisar'da yerlerde oturup seyrettiklerini gördüm. Yani o anları hiçbir zaman unutamam. Her şekilde demin konuştuğumuz gibi yani stüdyo müzisyeni olmak sadece insanların ihtiyacını olanı perform değil de katkı veren insanlar olarak ne imkan varsa tabii ki Onlu ve Emin abinin sayesinde içimizi dökebileceğimiz imkanlara yardımcı olan sanatçılardan biri her zaman saygım sonsuz Nükhet. Abla mı diyeyim bilmiyorum artık yani. Benden 6 yaş küçük abla diyemezsin. Benden 6 yaş küçük. Artık senden kaç yaş küçük düşün yani. Ya o her zaman genç. Ruhu hiçbir zaman yaşlanmayacak bir insan. Nükhet Hanım sizi yakalamışken özel bir soru sormak istiyorum. Nasıl beceriyorsunuz hala sesiniz aynı ses? Yani hiç değişmiyor. Gittikçe daha güzelleşiyor neredeyse. Çünkü hani tamam yaşlardan konuşmak istemiyoruz ama gayri ihtiyari ve belli bir yaşlı biraz daha zorlanabilir ama sizin sesiniz hep aynı ses. Yani bunu korumak için ne yapıyorsunuz? Özel bir şey yapıyor musunuz? Allah vergisi ama tabii ki dikkatli iyi tutan bir insan. Beslemekleri kullanmamak da şarkıcı için çok önemli. Yapı biraz. Evet bildiğimiz kadarıyla siz sigara içmiyorsunuz. Ayko 40 yılda bir tane içerseniz ancak.
Ben geçenlerde sizin Instagram'da yaptığınız bir canlı yayını şan hocası bir arkadaşıma gösterdim. Sadece bir enstrümanla yapmıştınız o yayını. Ve arkadaşım küçük dini yuttu. Bu 20 yıl önce falan ki kayıt mı dedi. Yemen peki şöyle yapalım. Ben şu sorunun cevabını istiyorum. Emin Bey aslında bu sorunun cevapladı. Müsaadenizle rica edeceğim. Aynı zamanda çok iyi bir basçı olduğunu ve çok iyi bir stüdyo müziğini olduğunu söyledi. Çok mesela, iyi bir... Buyurun lütfen. Uluslararası standardın içinde de bir şey. Oraya 75 orkestrayı yönetince orkestra o ana kadar bir sürü şey bir şarkı ama onunla yönettiği zaman orkestrası değil. Söylüyorum. Yani ya vardır ya. Sizin yani eklemek o zaman buyurun. O zamanki stüdyo müzisyenliği sadece dediğim gibi yani notaları çalmak değil, hepsini o günkü o anki bir olayı en iyi şekilde neye ihtiyacı varsa ona destek hatta katkı verebilen bir tecrübeye sahiplendiğimiz için dünyaya açıldığımda ben mesela onların anormal derecede faydasını gördüm yani. Hepsi duyamıyorum bazen. Bazen sesiniz gidiyor Nüket Hanım, duyamıyoruz. Dört kanallı stüdyo yapıyorduk. Onunla saçını başını birden 32 kanal. Yani o bounce olayı stüdyoda çok çok doğru bir laf söylüyor. Hatta stüdyo Hayri, onun stüdyosunda dört kanallı Sıtkı abi kayıt yapıyordu. Orada anormal derecede tecrübelendik. Yani dediği gibi Nüket'in anormal şeylere şahit olduk. Yani o dediği gibi dört kanalda nasıl büyük bir Arif abi, hatta geçenlerde ben söyledim. Arif abi geldiğinde bu stüdyoda nasıl bu sesleri çıkarıyorsunuz? Bounce yapıyoruz dediğimde yüzünün şekli değişti. Çünkü onlarda öyle bounce yapma diye bir şey yok. Yani onların anormal derecede faydasını gördük ileride. Hepimiz de o tecrübeden dolayı bugün bir egomuz yok. Yani egomuz sadece daha iyi bir şey. Kendi yaratıcılığımızla mücadele veriyoruz. Kimsenin yaratıcılığına değil yani. Onun için çok mutluyum ben. Duyuyoruz seninle Artocuğum, gurur. Ben hepimizim, öyle bakıyorum. Ben sadece ben değil, ben hepimizim. Ondan da çok mutluyum ve gurur duyuyorum ben de hepimizde. Ben inan bana Merhaba Müziği nasıl Lalezer'deki provasını larını hepsini hatırlıyorum. 3 günde o 3 saatlik 3,5 saatlik program nasıl yapıldı, nasıl çalındı. İnan bana dünyanın bir sürü yerinde insanlarla yani çaldığımızda anlatamıyorum öyle bir şeyin olabileceğini. Yani onların çok önemli bir lafı var. Belki sen de hatırlarsın. Futbola yatırılanın paranın yarısı kadar sanata yatırılsa Türkiye'den çok dünya sanatçıları çıkar diye bir yazısı bile var. Yani kola karşı değilim, yanlış anlamasın kimse de. İnternet şöleleri var arkadaşlar. Haberiniz yok ikinizin de zannedersem. Söyleyeyim. Kusura bakmayın Nüket Hanım, sözünüzü kestim. Hem Arto'yu hem Nüket Hanım'ı Latin Amerika'da tanıyan insanlar var. Doğrudur. Ben bir gece kulübünde zaten çalıyordum. Zaten bizde bir Latinlik var zaten biraz. Aha, DJ'lik yapıyordum bir ara. Nüket Hanım'ın şarkısını çaldım yabancı popların arasında. Biz bunu biliyoruz. Bu hanımefendiyi tanıyoruz dediler. Biraz de
olmuştur ama biz Arto, Onno, Melik, Nur hep birlikte verdik. Hürriyet Gazetesi'nin açılışı. Evet. 29 ve gelen Amerikalıların dili tutuldu. Yani çok şükür. Çok şükürlüyüz. Tabii ki futbola yatırılanın de yatırılsaydı yapardık. Çünkü dünya ünlü sanatçı devlet bakanlığı yapardı. Milletini biz kendi kendimize ip duruyoruz yıllardır. Ama ölene kadar. Emin Bey, siz çok sessiz kaldınız. Ben arada sorular soruyorum elbette ama dediğim gibi burada konuk olan tek kişi benim. Sizler ev sahibisiniz. Lütfen benim bir şey sormamı beklemeyin. Geldi mi Fındıkoğlu? Geldi. Evet, evet. Telefondan girdiğiniz için göremiyor olabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Sağa kaydırırsanız telefonu görebilirsiniz Emin Bey. Tamam, tamam. Görüyorum her şeyi. Ben Yükekuru'yla daha sonra bir ara bir kulüp programının aranjmanlarını yapmıştım. Hatta Nüket Uğurcan da vardı. İki Nüket derdiler. Bu da galiba 79 yılının başındaydı. Çünkü prova yaparken bir haber geldi, Abdi İpekçi vuruldu diye. Ya. Man 1 Şubat 79'du bu provanın günü. Çünkü ölüm günü 1 Şubat. Ya. Öyle bir programda beraber çalıştım. Çok zevkle hatırlıyorum onu. Evet. The rain. The rain. O da İngilizce şarkılar falan söyleniyordu galiba, değil mi? İki Nüket İngilizce şarkılar söylüyorlar abi. Öyle ya, bir şeyler. Canım benim. Onlar olsun. Doğru. Yani yani niye böyle durup deniyor. Yasakladım her bu kadar. O... Canım ben gitmek zorundayım. Tamam, tamam. Nüket Hanım, peki gitmeden siz söylemiştiniz, bahsetmişti yardımcılarınız, manajeriniz. Başka bir çekiminiz var. Normalden daha uzun kaldınız hatta. Çok teşekkür ederiz her şeyden evvel. Ama giderken seninlenin iki kubbesini söyleyip gitseniz daha güzel olmaz mı? Başındayım. Dinle, ben dayım, söyle, yasak sevgilerin tutsak. Görüşmek üzere, çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz, çok mutlu olduk. Evet. Valla ben o kadar ekibin birbirini tanıdığını bilmiyorum. Yani birbirinizi tanıdığınızı çok iyi biliyorum da bir de beraber çalışmışsınız. Ben o kısmı bilmiyordum. Yani Nüket Hanım'ın solistlik yaptığını grubunuzda bilmiyordum mesela. Bunu ki bana mı soruyorsun? Evet, size soruyorum. Benim grubum en büyük siz oldun. Her soruyu başta size soruyorum. Sonra diğerlere soruyorum. Bahsettiğim olay şeydi. Bir kulüp çalışmasıydı. Her gece sergilenen bir şovdu yani. Ben de düzenlemelerini yapmıştım. Benim orkestram falan değil, İzmir'li bir orkestra çalıyordu ve ben aranjör olarak oradaydım yani. Oradan hatırlıyorum. Neşet Bey, sizin müzik hayatınızda, yani demin bir sürü şey anlattık belki, şu iyi bir basçı, iyi bir düzenlemeci, iyi bir besteci dedik ama şahsen siz kendi müzik hayatınızda
Neyi daha çok etkilemiştir onun o bir? Evet. Çünkü aslında bir arada çalıştıkları zaman her biri kendi başına ayrı bir değer belki ama gayri ihtiyari başka şeyler besliyor. Bazen hiç aklımıza gelmeyen bir şeyi üretmemizi sağlayabiliyor mesela eğer ortak işler yapılıyor. Evet. Şimdi onunla Avrupa'da, İskandinavya'da bir yerde çalışırken bir restoranda çalıyorlar ve Aram Haçaturyan orada yemek yiyor. Meşhur Ermeni Rus bestecisi Aram Haçaturyan. Ve bizimkiler onun kılıç dansı şeyi yemek müziği olarak çalıyorlar. Da 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 da. Ve Haçaturyan'ın orada olduğunu bilmiyorlar. Sonra Haçaturyan geliyor, bunlarla konuşuyor. Ondan sonra diyor ki ya çocuklar çok güzel şey ama diyor heyecan yok, heyecan. Yani heyecan. Şimdi onunla ne çalarsa çalsın büyük bir heyecanla çalardı. Onun da eğer o olmazsa onunla için o gün yok demekti. Aynen. Bu da benim için çok önemliydi. Şimdi Arto heyecandır. Hala öyle. Bak karşımda görüyorum. Heyecan. Emin Hoca hala karşımda görüyorum. Heyecan. Neyin heyecanı? Önemli değil. O önemli değil. Bu çok önemli. Heyecan demek ileriden yani önümüzdeki zamandan bir şey beklemek. Bir şey çok beklemek. O bir yerden bize bir şey vaat ediyor. Biz aptal ve tembel olduğumuz için ona erişemiyoruz. Neden? Heyecan yok. İşte onunla heyecanlı çalardı. Arto da öyle çalardı. Emin Hoca da öyle. Ben de öyle. Evet. Bizi birbirimize bağlayan buydu. Bravo. Sonunda ne çıkar? Önemi yok. Sonunda ne çıkar? Önemi yok. Bu çok önemliydi. Yani böyle tarif edebilir. Diyebilirsiniz Emin Bey. Biz orada öyle çalarken işte kendi kafamıza göre modern olmaya çalışırken ben dedim ki bir gün birisini getireceğim bize bize ilave olarak yaşça bizden daha büyük daha eski bir cazı çalacağız falan dedim ve oraya Hasan Kocamaz'ı götürdüm ağız mızıkasıyla. Evet. Ondan sonra çaldık ve çok büyük bir zevkle çaldık. Sonra onunla dedi ki sonra yahu siz vaktiyle bu işin çok keyfini sürmüşsünüz yahu dedi. Çok keyifli şeyler bulmuşsunuz dedi. Yani çok keyiflen bu işten çok keyif duymuşsunuz dedi. Yani biraz daha eski bir cazdan yani demek istiyor. Hasan Kocamaz da bizim böyle geçmişle bağlantımızı sağlıyordu. Ağız mızıkası. Çok güzeldi yani. Bir çocuk gördüm Muzaffer'da. Biraz çocuk, biraz adam. Biraz içti. Elleri de yaşlı. Zaman demetledi. Daha önce biri bir yol seçti. Bir çocuk sevdi uzaklarda. Yerinde yarın öpür elinde erkeği yaramazsa sanki bir aşkı yarın evet bu şarkıyla başlamak istedim. Bu hem Türk pop müzik tarihinin en güzel şarkısıdır. Hem de bu şarkının sözleri sizin anlattıklarınız üzerine biraz da bana onun ta kendisini tanıtıyor, anlatıyormuş gibi geldi. Ve herhalde bu kadar müzisyenler arasında
ukalalık etmek istemem elbet tabii, bir dinleyici olarak söylüyorum. En klasik müzik tonlarına yakın şarkı da bu olsa gerek herhalde. Arto, senden başlayalım bu sefer. Yani ben hatırlıyorum, bu galiba ya 87'de falan kaydedildi. Galiba yani öyle. Öyle olması ama gerekiyor. Yani, albüm 88'de çıktı. Yani 80, evet yani demek ki doğru hatırlıyorum yani. Tabii ki o yani Emin abi de Nesit abi bunları çok iyi anlayabilecek insanlar. O kadar doluyorsun ki bilgilerle, o kadar demin konuştuğumuz gibi o heyecan, bir şeyleri keşfetmenin. Fakat içini dökebileceğin büyük bir platform yoktu. Yani Emin abi gibi insanların sayesinde ufak platformlar oluşuyordu. Fakat halkla birleştirilen bir büyük bir platform değildi. Onun için mesela bazen aranjman diyorsun ama esasında o insan bütün müzik tecrübesini o anda kime olduğu önemli değil, onu orada bir paylaşmak için bir platform olarak görüyor. Çok doğru yani, onların dolu olduğu yani içinin bir müzikle dolu olduğu zamanların da paylaştığı şarkılardan biriyim. Evet, bence de bayağı yani her şarkı. Yani Neset abi de bilir, yani biz demin konuştuğumuz gibi stüdyoda en ne bileyim yani basit derken kötü manayla demiyorum. En basit bir parçanın altına bile bir derinlik yaratma tecrübesine sahip oldu bu yapa yapa. Onun için bizim için kime aranjman yapılıyor önemli değildi. O aranjmanda o gün neler paylaşılıyor, ben yani hepsine şahit oldum. Yani ilk aranjmanından beri kayıtlarında bulundum. Yani Neset abi de bilir. Yani hatta hiç unutmam, Neset abinin onun aranjörlük tarafını anlatmaya çalışırken sanki bir dantela örüyor gibi ufak ufak şeylere kadar her şeye çok dikkat eden bir insandı. Ve benim en mutlu olduğum bu insanlarla beraber olduğumdan, hepimiz dürüsttük. Ne yaptığımızı biliyorduk. Neyin ne derecede olduğunu da biliyorduk. Onun için hiçbir zaman aramızda bir ego, yani bir negatif ego olarak bir şey büyümedi. Bir tek özgüvenimiz, iç özgüvenimiz süper derecede kuvvetliydi. Fakat dışarıya böyle sanki bir şey sunarken hep öteki sanatçıların yarattığı o platformun getirdiği, yani mesela Amerika büyük bir platform koymuş yaratıcılık için, ona saygıdan dolayı bazen kendimizi, kendi fikirlerimizi içimizde saklıyorduk. Ama bana sorarsan yani Emin abi olsun, Neset abi olsun, onunla olsun, benim bugün yani dünyanın en iyi müzisyenlerinle çaldığım müzisyenlerin de reaksiyonları, hatta Joe Zawinul bir kere onun aranjmanını dinliyordum yeni yaptığı. Hatta sana da söyleyeyim, Yapı Kredi Bankası için bir eski Türkçesi. Birdenbire böyle otobüste indi aşağı, koşa koşa geldi. Ben de dedim eyvah, yani şimdi bir şey diyecek, kızacak, böyle ters adam yani. Eski toprak derler ya, o cins bir adam. Gitti geldi, ondan sonra birdenbire dedi ki bu ne müziği falan dedi. Dedim abimin müziği falan. Yapma ya dedi, ne kadar büyük kalbi var. Ve o turnenin sonunda, biliyorum ben onunla Amerika'ya gelecekti. O turnenin sonunda New York'ta havaalanında sıraya girdik, pasaport sırasına çıkacağız dışarıya. Arkamdan böyle biri tık tık omuzuma vurdu, döndüm onunla. Türk Hava Yolları'nın da ilk Amerika'ya uçuşunda Joe da önümde duruyordu Zawinul. Dedim ki bak işte bu adam filan, sarıldı filan onunla. Yani benim için acayip gurur verici bir olay. Yani Neset abi olsun, Emin abi olsun,
Yani değerlerini kendi dışarıda göründükleri gibi göremediler yani. Değerleri, kendi değerlerini dışarıdan nasıl görünüyor göremediler. Ama benim için bir sürü gitariste çaldım ama hiçbir kimse Neşet abinin yerini dolduramaz. Kendine iyi kötü olarak mukayese etmiyorum yani. Neşet abi dedim mi bir Neşet Ruacan gitarcılığı var. Emin abi dedim mi Emin abi müzik görüşü diye bir olay var. Emin Fındıkoğlu diye bir müzik görüşü olayı var. Aynı şekilde onunla da öyleydi. Aynı şekilde Buran Baba, Buran Tonguçer, İsmet Sıral olsun. Ve ben bunların sayesinde kendimi daha bulabildim. Ama ne yazık ki işte Amerika böyle bir platformu koymuş ve kendini bulabilme imkanının için öyle bir platformu koymuş. Bir şekilde ne şekilde seni kullanacak önemli değil ama o platformdan dolayı insanlar kendilerini daha bulabiliyorlar. Tek ümidim inşallah böyle programlardan bazı insanlar Türkiye'de belki uyanırlar. Böyle bir imkanı Türkiye'de de bugünkü gençliğe verirler. Çünkü bugünkü gençlik inan bana bizden çok çok daha bilgileri var. Tek kayıpları, tecrübeleri yok o bilgilere. İnşallah o zihniyette, o memlekete gelecek. Kimse durduramaz. O topraklar her zaman en özel kreativiteyi yaşamış topraklar. O her zaman hepimizin içinde de var. Ben süper derecede inanıyorum. Bir gün o zaman gelecek yani. Ben zaten Neşet Bey'i arada sıkıştırdım geçenlerde telefonda. Daha sonra onu ayrıca bir program için alacağım. Aynen. Hazır yakalamışken, Mahmut Mağrubi gibi yakalamışken dedim Neşet Bey sizden sevgili Nüket Hanım'ın yani Nüket Ruhacan'la ilgili sizden bir program yapalım dedim. O sırada seni de alırız belki tekrar konuştururuz. Aramızda en fazla bu paylaşımları yapan Emin abi onun hakkı hiçbir zaman ödenmez yani. İnşallah bu bütün bu gençler onun kıymetini hissediyorum, anlıyorlar. Fakat Türkiye artık paylaşması lazım. Artık Türkiye'deki insanlar, Türkiye'deki sanatçıların değerini, kıymetini bilmeleri lazım. Toplum olarak tüm, ufak bir toplum tabii ki değer veriyor. Şimdi kaldığımız yerden devam etmemiz gerekirse, Emin Bey'in ve Neşet Bey'in bahsettiği gibi grubun ötesinde bir de İstanbul Gelişim Orkestrası var. Onunla Bey orada da çaldı. Öyle değil mi? Yani evet. Ama o bir geçici bir olaydı bence. İstanbul Gelişim'de Uğur abiyle Garo abi daha yere onların askere gitmesinden sebebinden dolayı onunla Atilla abi filan Seretu geldiler. İkisi de Neşet abinin dediği gibi Atilla abi de süper derecede heyecan veren ve çok iyi niyetli insan. Hatta Uğur abiyle Garo abi askerden geldikten sonra zaten onlar dışarıya çıktılar. Yok biraz biyografik gitmek istediğim için söyledim. Bir de İstanbul Gelişim Orkestrası iyi müzik dinleyicileri için de bilinen bir grup olduğu için bahsetmek istedim arada. Emin Bey siz 80'lere kadar çeşitli vesilelerle beraber çalıştınız Onno Bey'le. 80 sonrası birlikte çalışma şansınız oldu mu? Yok 80'den sonra ben sivil toplum kuruluşu BİLSAK'ın bünyesinde çalışmaya başladım. BİLSAK Jazz Center'ın oluşumuna karar verdik. Mustafa Kemal Ağoğlu ile beraber. Ve orada çalmak üzere ilk grup olarak Neşet'leri seçtik. Onlar çaldılar. Sonra başkaları çaldılar. Daha sonra da ben çaldım. Bir günde onunla Tunç dörtlüsü olarak bir konser vermiştik. Gene onunla benim çalmamı istemişti. Onu da hatırlıyorum. Onunla o BİLSAK'ta sadece bir gün çaldı.
80'ler benim için öyle gitti. İşte Uluslararası Caz Festivali, Bilgisayar Caz Festivali. 85'ten başlayarak. Evet, ve o caz festivali aslında ilk festivaldi. İhsan organize ettiği, İstanbul'da yapılan ilk festivaldi. Daha sonra Büyük İstanbul Caz Festivali'ne sebep oldu. Aslında bilmeyenler için BİSAK herhalde 80'lerin sonunda ya da ortasında sadece İstanbul için değil, Türkiye için çok önemli bir kültür merkezi halindeydi. Orada çeşitli konserler verildi, tiyatro grupları kuruldu, BİSAK tiyatro atölyeleri kuruldu. Bugün anladığımız anlamda tartışma programları ilk kez orada yapıldı. Tabii ki şimdiki gibi böyle insanların birbirini boğazladığı ya da hakaretkar davrandığı değil, herkesin kendi meşrebince gayet nazik davrandığı. Galiba biraz da bu televizyondaki tartışmalar, tartışma programları biraz da onlardan kopyalayarak yapmaya çalışmışlardı. Siz 80 sonrası çalışabildiniz mi onunla beyle Neşet Bey? 80 sonrası. Şimdi 80'li yıllar deyince onluyu ben şey yapıyorum. Mesela Sezen Aksu'yla bir işler yapıyor. Ondan sonra biz Sezen'in evine gidiyoruz. Onunla beni götürüyor. Ondan sonra dinliyoruz. Mesela Atilla Özdemiroğlu'nun bir bestesi var. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra öyle bir şeye girdi yani 80'den sonra bir Sezen Aksu şeysi. Sezen Aksu aranjörlüğü diye bir şey çıktı onların. Bence tabii. Çünkü onunla muazzam yazardı. Çok çok yazardı. Hoparlörler çatlardı artık yani şeyden. Sonra onunla Sezen Aksu zamanıyla az ve öz yazmayı birazcık orada şey yaptı. Orada denedi. Hem bestelerinde hem şeyde. Yani onunla yazdığı zaman hakikaten hoparlörler çatlardı. Olmayan armonikler duyulurdu hoparlörlerde. Onunla bak duyuyor musun? Bir Fadiyez geliyor bir yerden diyorum. Fadiyez yazmadım ben abicim diyor. Fakat o kadar çok yazmış ki doğuşkanlar çatlatıyor yani şeyi. Hatırlıyor musun? Sezen'le onunla Sezen Aksu müziği de şey yaptı. Yani o bir para eş zamanlı bir şey. Sezen'in etkisi vardır demiyorum. Eş zamanlı bir şey de Sezen'in şey onun durulma zamanı. Yani durulma ve şey transparan az yazı, az yazı ve öz yazı ve transparanlık zamanı onun 80'lerin için. Evet. Bu şeyleri. Öyle bakılabilir. Ve o zaman da hakikaten star oldu. Yani yıldız oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani daha evvel müzisyenlerin aranjörüydü. Bizler çok seviyorduk onu. Ama şimdi artık halk da seviyor. Öyle bir zaman oldu yani. Yani onu şey yaptı. Hatırlatalım. Aslında 80 sonrası besteci kimliğiyle daha çok tanındı ve ilk demin bahsettiğimiz Nüket Hanım'la Nüket Hanım'ın da ilk beste olarak o biliniyor. Belki vardır başkaları da ama bilinen Seninle şarkısı. Daha sonra Sezen Aksu'yla bir arada yaptığı müzikler ve herhalde Onur Tunç'un hayatındaki en önemli isimlerden biriydi Sezen Aksu. Onunla daha geniş kitleler tarafından tanındı. Demin Neşet Bey'in söylediği gibi. Daha sonra Nülüfer var. Ajda Pekkan var. En sonda sanırım Levent Yüksel'in albümünü yapıyordu. Evet. Bir de Sertab Erener. Sertab Hanım'ı ben davet etmek istedim, ulaşamadım ama belki daha sonra ulaşırsam bir kaydı buraya koyacağım. İnsanlar gayri ihtiyari demin bahsettiklerimizden ötürü Sezen Hanım'ı gözleri aramıştı. Biz Sezen Hanım'a ulaştık. Fakat Sezen Hanım genel itibariyle hiçbir programa katılmıyor. Bu genel bir prensibi. Ama şöyle bir şey söyledi bize ve hakikaten de yaptı bunu. Elinden gelen her şeyi yaparım. Yardımcı olurum. Ama beni affedin dedi. Biz de
ile karşılıyoruz. Evet. Bu programa özel değil, hiç programa. Neredeyse 15 senedir çıkmıyor. O da onun kişisel evet. tercihi. Nilüfer Hanım zaten bir programa çıkmamak gibi bir şey olduğu için katılmadı. Ama isterdik onlar da aramızda olsun. Peki, evet. öyle diyebilir miyiz acaba? Arto'cum bu sorum sana. Sanki sen biraz bayrak teslim almış gibisin. Yani 70'li 80'li yıllarda daha yoğun olarak Neşet Bey ve Emin Bey ile çalışmış. 80'den sonra da senden daha yoğun çalıştı galiba. Yok, ben ilk başladığımda bir 4 sene Buran Baba, Buran Tonguçer'in o bir grup vardı. Onun içinde hatta işte onun ilk aranjmana başlamasıyla o tarafa geçtim. Ben. Ama demin Neşet abinin söylediği bir şey var, çok çok önemli. O memleketin imkanları içinde, yani mesela stüdyo müzisyenliğin yani yaptığın zaman varabileceğin en büyük yer aranjör oluyorsun. Hatta yani bestecilik bile yoktu yani o zaman. Aranjör oluyorsun. Demin dediği gibi eğer mesela Amerika'daki gibi o kreatif şahsi fikirlerini paylaşabileceğim bir platform olsaydı Türkiye'de yani zannetmiyorum ben onu o çizgide devam yani ne derler aranjörlük çizgisinde devam edebileceğini zannetmiyorum. Çünkü yarattı o sadece bir işimizdi yani. İş olarak yapılıyordu ama işimiz derken yani kötü niyetle demiyorum. İşimizi hayatımızı veriyorduk. Ama ne zaman ben Amerika'ya yani niye Amerika'ya gittim? Her zaman görüyordum yani. Buran Baba'da da gördüm aynı şeyi. Neşet abide de görüyordum. Emin abide de görüyordum. Onunla da gördüm. Yani birebir gördüm. Hatta ondan askere gittim ve dedim ki yani burada bir şeyin içimdeki hiç unutmam 17 yaşında filandım. Onların çok garip bir yönleri de vardır. Yani dikkat edenler bilirler. Yani o zaman böyle kopya yapma filan fax filan öyle bir kopya makinesi filan da yok. Hatta hiç unutmam bir nüketin projesiydi. Bütün böyle 40 kişilik orkestraya yazılıyor. Akşamleyin saat 10'da getirdi. Sabah 10'da hepsinin kopya yapılması lazım. Oturdum hepsini tek tek yani 5 tane kemancı varsa yani en azından 3 tane nota yazman lazım onlara. Yani ondan sonra o kayıtların arasında 17 yaşında filandım. Durmadan onlara diyordum ki ya onunla bak başka sesler de geliyor kafama filan bilmem ne filan. Çok sabırlı bir insan. Ondan sonra birdenbire döndü kızardı yani artık. O kadar herkesi bir araya toplamanın içinde ben böyle bir şeyler soruyorum filan. Dedi ki Arto bak sana bir şey diyeceğim. İçinden bir şey geliyorsa hiçbir zaman zorlama onu dışarıya çıkarmaya. Çiğ çıkar. Bırak kendi zamanla olgun olarak dışarıya çıkar. Bu benim için bayağı önemli bir laf oldu. Kaldı yani içinde. Ve anladım ki o günkü şartlarla orada öyle bir imkan yok. Şahsi fikirlerini dökebileceğim bir platform yok. Onun için hep onlar iyi yapar. Ama tamam da niye iyi yaparlar? Amerika'ya geldiğimde anladım ki niye o insanlar daha tecrübeleniyorlar, kendi şahsi yaratıcılıklarına özgüven kazanıyorlar. Çünkü öyle bir platform var, içlerini dökebiliyorlar. Deminki Neşet abinin söylediği gibi yani bir müzisyen içindekini... Ama unutmayın biz yani konservatuvardan filan klasik bir formun içinden gelen bir insan da değiliz. Sadece şahsi olarak merakımızda öğrenip yani, o fikirleri insanlarla paylaşıyorsun. O anda Sezen Aksu olmuş. Hatta ben daha komiğini söyleyeyim yani birazcık daha böyle hiç insanların beklemeyeceği Gülden Karaböcek diye bir insanı bir Aşık Mahsuni'nin Neşet abi de vardı o kayıtta. Aranjmanını yapmıştı. Yani bugün de dinletsem
gene aynı tazelik var. Yani o, çünkü o zaman hatta Turan Yükseler değil de ondan evvel başka bir gene modada oturuyordu. Neset abi o bir keyboardçu çocuk Hammond falan çalıyordu. Belki sen de hatırlarsın o Gülden Karaböze'nin Aşık Masum'un 7-8'lik bir şarkısı. Orada çaldığı bası ve aranjmanı ben bu Amerika'da insanlara dinlettirdiğim zaman inanamıyorlar ki yani 70'lerde yapılmış bir şarkı Türkiye'de o şekilde aranjman. Yani onlar teknolojik olarak onlar 70'lerde bambaşka bir imkanlara sahip. Biz iki kanalda bir de canlı yani çalıyorsun yani. Yanlış yaptığımı tekrar başa dönüp başa öyle hani ben sonra düzeltirim bilmem ne falan olayları yok. Bunlar bize çok anormal derecede özgüven kazandırdı. Yani onların pozitif bencilliği, çaresizlik olmayan bir platformdan dolayı birisine aranjman yaptığı zaman dediği gibi Neşet abinin ne kadar o anda bilgisi varsa onu çünkü duymak evet. istiyor. Başka imkanı yok yani. Ama bugün onunla bugün olsa ben zannetmiyorum o çizgiyi. Şey, bugün onunla kendi müziklerini paylaşabilecek seviyede olurdu rahat rahat şekilde. Peki. Evet. Şöyle yapalım istiyorum müsaadenizle. Madem onun doğum günü. Bir de Arta bana şey dedi. Ben ölüme inanmıyorum. Hani yani. O yeniden doğduğu tarihtir o dedi. Şöyle yapalım istiyorum. Zaten çok da kısa vaktimiz kaldı. Her birinizden eğlenceli, kısa bir anınızı onunla paylaşmanızı istiyorum. Çok kısa. Ve öyle kapatalım istiyorum programı. Mümkün mü? Emin abiyle başla. Bunu Emin Bey. Bu kayıtlarda aynı odada yatıyorduk. Aranjmanlarımızı Türkiye'deyken yazmıştık ya aranjmanların müsiyelerin önüne konulan partisyonları yazmıştık, partileri yazmamıştık. Yarın sabah kemanlar çalacak dendi. Biz akşam yemeğini yedik. Kemanların notaları yazılmamış. Partisyonda belli ama tek tek önlerine konacak notalar yazılmış. Bu gece otururuz yazarız dedik. Ben yatağımın üzerine küflü kalemleri falan koydum hepsini yazmaya başladım. Onunla da 5 dakika sonra onunla uyudum. Sabah uyandığında baktı ben hala yazıyorum sen manyaksın dedi. Ondan sonra gittik. Gittik ve stüdyoda ilk önce benim yazdıklarım çalındı. O sırada onunla bir oda buldu. O da kendininkileri yazdı. Öğleden sonra da onunkiler. Fakat ikisi Bulgar yerli saz çalanlar. Çok beğendiler ikimiz de işte falan filan. Çok ilk önce kızdılar. Hatta biraz gecikmiştik kızdılar. Sonra ama çok sevdiler bizi. İşte o çok güzel bir hatırladı. Yani Avrupa'daydık o zaman. Bulgaristan Avrupa tabii ne olursa olsun. Avrupa'da ikimiz de beğeni kazandık müzisyenler tarafından. Çok etrafımıza aldı o kemancılar falan. Hep böyle nasıl yazıyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan filan. Hep çok güzeldi, çok güzel bir anıydı bu. Çok teşekkür ederim. Neşet Bey? 78 yılındayım. Benim onları bu hikayem bayağı eski esasında. Demin yani ben o konserde onları tanıdım derken eksik söyledim. Bu 64-65 olması lazım yılı. Benim sandalım var. Benim sandalımda Moda'da Onlu ve Canan'la gezinti yapıyoruz. Moda plajının önündeyiz. Onlu birdenbire demiri çekti. Paş diye kalamışa doğru kürek çekmeye başladı. Kuvvetli de bir çocuktu yani. Onunla ne oldu dedim. Niye o tarafa gidiyoruz? Canan dedi ki Allah rahmet eylesin. Benim dedi 45'liğim çalınıyor Moda plajında. Beyefendi ondan utanmıştır dedi. Onun için gidiyordu. Bu da böyle bir anı yani. Artacığım son söz senin. Zaten çok da kısıtlı vaktimiz kaldı.
Yani onu yani ailemizde zaten asil hatta belki sana da söyledim daha önce. Yani 100 kişilik bir kilise korosu vardı. Çocuklar korosu yani. Hatta o koronun şefi onları böyle eline aldı, yukarıya kaldırdı. Yani yamalı pantollaydı filan. Dedi ki asalet hiçbir zaman yani görünüm elbiseyle değil, asalet insanın ruhunda olur. Ve onları örnek olarak gösterdi. Yani bu hakikaten de öyleydi yani. Hepinize çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tabii ki Onno'yu bu kadar kısa bir programda anlatmak pek mümkün değildi. Onu bildiği kadar yaptık. Suçu ihsan ettiysek affola. O zaman şu sözlerle bitirelim isterseniz. İyi ki doğdun Onno. İyi ki herkesin hayatına dokundun. Sevgiyle efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.